Ligin artık sonuna geldik ve şampiyonluğumuzu resmileştireceğiz. Ligi tamamlayacağız. Sonunda da Türkiye Kupası finali var. Beşiktaş ile güzel bir final bizi bekliyor. Umarım iki kupayla sezonu tamamlayacağız. Hadi geçelim. Abone olup like atmayı unutmayın. Şampiyonluk yolundaki son virajda artık son maçlara geldik. Kaç tane maçımız kaldı? Trabzon, Sivas ve Beşiktaş Türkiye Kupası finali var. Manisa'nın lig var. 4 tane maçımız var. Hızlıca geçelim. Zaten önemli olan kupa çünkü ligde şampiyonluğu zaten ilan ettik. 3 maç kaldı. 10 puan fark var. Formalite maçlar. Şöyle hızlıca geçelim. Hatta bu maçı direkt hızlı da geçebilir miyiz? Neyse bir bakalım. Bir başlık dur. Tam kadroyuz. Dışarıda sakatlıktan falan çıkan almam gereken kimse var mı? Yok. Tamam, Rossi, Tesman, Diaz bu kadro. Hatta artık şampiyon olmuşuz. Şampiyonluğu garantilemişiz. Biraz şöyle genç oyuncular kazanmaya çalışalım. Oynamayan adamlara yönelelim. Barkalo. Hadi bakalım Manisa FK maçına başlıyoruz. Diaz. Golle dönmüştü. Bakalım devam edecek mi? Manisa etkili geldi ama kalecimizde kaldı top. Can Uzun takımımızın en büyük silahı. Barkalo oralar karıştı ve Diaz 17. golünü attı bu sezon. Karıştı oralar. İyi bir orta. Barkalo vurdu. Kaleciden döndü. Diaz tamamlıyor Manisa'ya karşı 1-0 öndeyiz. Figueiredo bir daha kullandı Can Uzun. Bu sezonki 20. golünü atıyor o da. Takımın en golcü ismi. Figueiredo. Sol bekimiz iki tane top kullandı. İkisinin sonucunda da iki tane gol bulduk. Ve şimdi yine Figueiredo. Barkalo. Can Uzun. Diaz vurdu kaleci. Maça çok sert başladık. Hadi bakalım. Takımımızın hızı kesildi biraz. Figueiredo. Tesman. İçeri doğru. Diaz'ın pası Can Uzun'a gelmedi. Sıkıştıralım orada. Çıkarmayalım. Çok güzel. Pozisyon bile vermeyeceğiz onlara. Hadi Figueiredo, Tesman. İki yarı bitiyor. Neşeliyim kardeşim. Çok iyi oynuyorsunuz. Her şey süper. Ama bazı şeyler lazım. Şöyle Eduzi, Barşalo'nun yerine gelsin. Yankun da biraz maçı kötü geçirmiş. Vermaelen'in yerine de Rossi gelsin. Stoperlerimi de geliştirmeye çalıştığım stoperlerim var. Koruyor gelsin. Haydi gidelim böyle. Beşiktaş'ta 1-1 devam ediyor Adana'yla. Bakalım ikinci yarıda daha fark açabilecek miyiz? Rossi topun başına geldi. Rossi kaleci direkt. Kalecinin üzerine gitti. Muhammed Alperen Uysal. Rakibin henüz şutu yok. 9 şutta 2 gol bulabildik. Biraz daha sıkıştırabilir miydik? Başka gol bulabilir miydik? Bilmiyorum. Diaz biraz yorgun ama Diaz'la devam edeceğim. Nestori İran Kun da yanıma gelsin. Can Uzun yerine de Ait gelsin. Değişiklik hakkımız da bitiyor zaten ve son 25 dakika uzatmalarla son yarım saati böyle oynayacağız. Şimdi Kankanak, Kerim Fıray vurdu kaleci Zappa Costa. Hızlı çıkıyoruz. Faul yaptılar. Manisa karşısında Move oyuna girer girmez sakatlandı. Değişik hakkımız yok. O oyundan çıksın eksik oynayacağız. Yapacak bir şey yok. Edozi ortasını yaptı. Pek de bir şey çıkmayacak gibi oradan ama. Rossi. Rossi'nin ortası Edozi'ye. Diaz Edozi'ye ikilisi orada. Gol Edozi'ye'den geliyor ve 3-0. Yine net bir skorla maçı tamamlamak üzereyiz. Zappa Costa Diaz kaptırdı. Gümüş çok iyi vurdu yine Zappa Costa. Müthiş bir kalecilik yaptı yine bugün. Son 1 dakika bakalım kalesini gole kapatabilecek mi bu maçta da Zappa Costa. Çok iyi bir gece geçirdi şu ana kadar. Zappa Costa artık sene 1 numaralı kalecimiz olmayı hak ediyor. Zappa Costa 8 ortalamayla harika, harika bir gece geçiriyor.
Mauve sakatlandı. Yapacak çok 10 gün sahalardan uzak kalacak. Beşiktaş maçına yetişsin de. Buradakiler zaten önemli değil. Burada şampiyonluğa adım adım gidiyoruz. Trabzon'u konuk ediyoruz. Artık formalite maçlar fakat galibiyetle devam etmek istiyoruz tabii ki de. O yüzden yine ideal kadromla çıktım. Kazımcan da bugün sahada. Figueiredo çok iyi bir maç çıkarmıştı ama yorgun. Bu maçta yok. Can Uzun içeri doğru doldurulan topta Rossi. O da Vermaelen'in yerine bugün yine formasını kaptı. İlk 11 oyuncumuz o da ve müthiş bir gol. Rossi 9. dakikada takımı 1-0 öne geçirdi. Seni alabilirsem Barşaoğlu'nu bonservis alacağım. Hayır, gol iptal. Diaz attı ama iptal. Tüh. Seneye Barcalo'nun bonservisini alabilirsem alacağım ya. Barcalo çok kaliteli ya. Forvet'e de oynatıyorum. Kanata da oynatıyorum. Etkili. Teisman geldi. Faulleri yapa yapa kaleye doğru yaklaşıyor da Rossi oradan iyi ortaları var. Rossi ne yapıyorsun sen? Rossi 35 metreden kaleyi denedi. Kaleciden dönen topu devamında vurdu. Kornere gitti. Şimdi ise Sasha Boy, Can Uzun ortası. Oralar karıştı ve Barcalo devre arasında gelmişti takıma ve genelde yedekten girse de 9. golünü attı. Bu sezon bizim formamızla. Zapakosta aman gol yeme aslanım. Canavar gibi kaleci olacaksın inşallah. Senden çok umutluyum bilmiyorum. İnşallah üzerine koyarak devam edeceksin ama. Galatasaray İlk yarı 2-0 önde tamamlamak üzere. Teğsin Kazımcan, Barışalo korner. Etkili bir korner gelir mi Rossi'den? Rossi sen kullanana kadar ilk yarı bitti Rossi. Memnunum. Her şey çok iyi. Nestor İrankun'da 2 maçtır durgun. Barışalo golünü de attın. Edozie gelsin kendi oyuncum biraz ona da değer kazandıralım ki satmayı düşünüyoruz. Eyüp Aydın yine biraz oynasın. Diaz yorgunsun ama senle devam edeceğim. Niye bu kadar yoruluyorsun onu anlamış değilim. Kazımcan ortasını yaptı gelmedi Diaz'a. Şimdi Edozie korner. Kaleci markaza gitsene. Diaz. Rossi, Faye, Maroni, Faye çok güzel yerde kim gidiyor? Rossi. Rossi'nin de duran topları etkiliydi ama bakalım onu da atabilecek mi yok Uğurcan Çakır. Rossi ve Barcalo'nun golleriyle ilk yarı 2-0 tamamlamıştık. Son dakikalara da yine bu skorla gidiyoruz. Matiz, Tel, Forvet'e gelsin. Ben Nasser Can Uzun'u dinlendirsin. Stoperlerimizi değiştirelim. Ali Turap değişik hakkımız kalmadı. İki de seni alacağım. Değişik hakkım kalmıyor Ali idare et. Sen bu ara pek şans bulamadın. Trabzon'a etkili gelecek şimdi belli ki. Kaleci. Aferin Zapakosta. Zapakosta kalesinde devleşiyor son maçlarda. 17 yaşında henüz ama gerçekten iyi bir sezon geçirdi. O da bizim formamızla. İnşallah daha iyi sezonlarda da olacaktır. Rossi orta geldi. Karıştı oralar ve Nestori İrankun da 6. golünü attı bu sezon. O da son haftaların suskun oyuncusu ama tabii ki takımımızın yıldızı. Ondan çok fazla beklentimiz var. Trabzon'da net bir skorla 3-0'la geçiyoruz. İran Kundan'ın gelişimi falan da fena değil ama 51 milyon değere çıktı. İnşallah daha da iyi olacak. Bradley Barcalo ama bu çocuk çok seri abi ya. Bu çocuğu aslında alıp var ya forvet oynatacağım makine gibi. Forvet oyunu. Bu çocuğu bonservisine alacağım ki kafaya koydum. Sezon sonu bende. Kaçarı yok o çocuğun. Bu maçta biraz rotasyonlu, biraz farklı çıktık çünkü yorgunlarımız falan var. Riske etmediğimiz oyuncular da var. Hem galibiyeti oynayacağız hem de Beşiktaş maçında düşüneceğiz. Kim kullanacak onu? Ha,
Korner'e dönüştü Eyüp Aydınmayar. Dibango. Dibango kendi kalesine attı. İran Kunda'nın ortasında Dibango golü kendi kalesine atıyor. Şimdi Sasha Boy, İran Kunda kaptırdık. Sivas etkili geliyor korner. Köşe vuruşu. Topu çıkardılar dışarı. Çok etkili ama kurtardık. Şimdi Barşalo terse bakabilir mi göremedi. Kazımcan ortası geldi. Pozisyon da bitti burada. Zappacosta çok iyi bir top attı. Bradley Barcalo. Bradley Barcalo topu indiren Can Uzun ama asist sayılmadı. Bradley Barcalo'nun golü 2-0 öndeyiz dakika 21'de. Yine iyi bir maç çıkartıyoruz şu dakikaya kadar. Şimdi Nestor İran Kunda, İran Kunda, Sasha Boy, Vermaren. Vermeyelim, su içemiyoruz. Kızık olsak da anca öksürüyoruz. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Niyetliyim diye. Çok iyi bir vuruş gelmişti Vermeyelim'den. Müthiş bir füze. Şimdi etkili geldiler ve Manay sonunda gol yememe serisini bozdu kalecimizin. Kalecimiz de geleceğimiz çok büyük oyuncu olacak inşallah. Çok iyi toplar, korner. İlk yarı bitiyor. Neşeliyim. Neşemiz yerinde. Her şey çok güzel. İyi gidiyoruz. Nestori İran Kunda yorgun. Beşiktaş maçında göz önünde bulunduralım. Barkalı sen oraya gel. Diaz bir ara oynarsın forvette. Şunları da dinlendirelim ki sakatlık falan olmasın. Çünkü artık şampiyonluğa doğru gidiyoruz. Carillo da fena değil ya. Carillo nerede? Carillo biraz hızını falan arttırırsa güzel bir stoper olabilir aslında. Potansiyel de çok yüksek ama bakalım hangi stoper geleceğimiz olacak. Onu da zaman içinde göreceğiz. La 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 Saldır Galatasaray. La 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 Şimdi tekrar pozisyon hazırlayacağız. Edozie kanada inecek. Pozisyon bitti orada. Edozie orta geldi Can Uzun. Can Uzun bu sezonki 21. golünü atıyor. Edozie de hanesine bir asist ekledi Can Uzun. Uzaklardan denedi, kaleciye kadar gitti. Şimdi 90 artı 3 artık maç da burada bitiyor gençler. Ve kazanıyoruz. Sivas'ı da 4-1 ile mağlup ediyoruz. Ligi müthiş bitirdik. Harika bir sezon geçirdik. Şöyle ligi gösterelim. Zaten şampiyon olmuştuk. Puan durumuna bakabilir miyiz? Dur bakayım. Bu kupa fikstürleri Galatasaray'a bakalım. Galatasaray'ın fikstüründen Süper Lig puan durumuna bakalım. 82 puanla sezonu tamamlıyoruz. 18 takımla ligimizde 82 puan, iyi bir puanla ligi bitiriyoruz. 7 beraberlik, 2 mağlubiyet, 25 galibiyetimiz var. 66 gol atıp 22 gol yemişiz. Averaj olarak da ligdeyiz ama tabii Fenerbahçe'nin bir tane maçı var. Harika bir sezon geçirdik. Şimdi istatistiklere falan bakacağız ama önce ligi tamamen bitirelim. Sezonu tamamen bitirip kupa finalinde bir oynayalım. Baran Aksak, Ataylan Metan, Faruk Aksuoğlu. Bunların hepsinin sözleşmesi bitiyor. Metan Baltacı. İşte bunları satabilirdik de gerek yok. Hiç uğraşmaya gerek yok. Serbest kalabilirler. İstedikleri takıma gitsinler, önlerini açalım. Evet, Süper Lig'de sezonun menajeri seçiliyoruz. Mayıs 2026'da aldığımız bu ödül sezonun teknik direktörü Ebubekir Yoğurtçu oluyor. Sezonun en iyi teknik direktörü ödülünü aldık. Sezonun takımında Can Uzun var bizden. Cengiz, Osayi, Rodrigo, Becao, Zayt. Hep Fenerbahçe'yi seçti. Bu nasıl bir şey lan? Ortalamaya göre mi seçtiler? Neye göre seçtiler? Mesela bak, benim stoperim Mika Faye yok. Şunu bir aklınızda tutun. Pongragos ve
Bekao 7.62, Pongragos 7.20. Benim stoperim kaç? Ortalama 6.93. Vay be. Bu kadar düşük ortalamayla mı oynamışız? Neyse, o zaman haklılar. Ortalamaya göre seçtikleri için yapacak bir şey yok. Basın toplantısında mavi asla pes etmeyen tavrınızı ve bozulmaz soğukkanlı seviyesinde birçok insan sizi azimli olarak belirtti. Yanıtla. Evet, azimli aktif edilmiştir. Şimdi gidelim. Berkan Kutlu Antalya'ya gidiyor. Git git Berkan git. Bir saniye. Beşiktaş maçına çıkacağım ama Beşiktaş maçında Berşal'o kenara gelsin. Diaz'a güveniyorum bu maçta. Forvet'e gelsin. Teisman buraya yerine gelsin. Rossi'mi Vermaelen'le başlayalım. Vermaelen'le başlayalım. Sonra Rossi'ye döneriz. Dışarıdan alabileceğimiz kimse var mı? Mauve sakatlıktan çıktı. Hazır değil. Maroni, Karataş, Kazım. İlişkiler tamam. Zaten ideale doğru geçmişiz tekrar. Tamam. Bu şekilde başlayalım. Beşiktaş maçına haydi Bismillahirrahmanirrahim. Bir kupada, bir kupa için daha sahadayız. Haydi çocuklar, Muleyka, Poster. Bak, Yunus Akgün mü orada? Fernandez sonra ne? Fena değil Beşiktaş'ta. İlk atak şansı Beşiktaş'ın, top dışarıda. Poster Beşiktaş etkili geldi. Zaynuddinov'un golüyle 1-0 öndeler. Ne yaptık biz oğlum ya? Neyse, çok erken yedik. Telafisi olabilir. Ama üst üste goller gelmesin de daha ısınmadan üst üste yemeyelim de gözünüzü seveyim. Beşiktaş maçı çok iyi başladı. Kazım. Barşalo Diaz can uzun. Diaz'ın asisti, can uzunun golü 1-1'e geliyor. 28. dakikada cevap verdik. Kazım, Barşalo, Diaz, can uzun. Orada müthiş bir işbirliği ve golü getirdi bize. Türkiye Kupası finalinde Şükrü Saracoğlu stadındayız. Burada kupa kaldırmayı seviyoruz. O yüzden bir tane daha niye olmasın? İrem Kunda ortasını yaptı. Vermanen! Roket atar gibi gönderdi ama kalecinin müdahalesi. Nestore İrem Kunda. Frikiyi kazandık ama kullanamadan devreyi tamamlıyoruz. Bir çek ilk yarı. Takım konuşması, memnunum gençler. Olacak. Ben inanıyorum. Olacak. İrem Kunda buraya. Berkalo Forvet'e. Diaz da Edozie yerini bıraksın. Vermaelen'in yerine de Rossi gelsin. Bu değişiklikler yeter bize de. Ali Turab Bülbül, sana güveniyorum be oğlum. Sasha Boy kart görür gibi. Sasha Boy da müthiş gelişti. Bak, çok güzel bir profil oldu ama Sasha Boy'u oyundan alacağız mecbur. İkinci el risk almayacağım çünkü daha önce de oldu, atıldı. Hadi çocuklar. İkinci yarıda daha iyi bir performans sergileyebiliriz. İrem Kunda da solda daha etkili olacak inşallah. Normalde sağda etkiliydi. Bu ara sola atınca etkili oluyor. Beşiktaş'ın 5 şutu ikisi kaleyi bulmuş. Bizim 7 şutumuz 4'ü kaleyi bulmuş. Skor eşit. Toplu oynama Beşiktaş 51'e 49 önde. Takım derecesinde de Beşiktaş'ın oyuncular biraz daha önde. 7-0'a 6-0 şey 6.5. Edosi çok iyi kurtardı oradan ama korner. Kornere kim gidiyor şimdi? Rossi. Edosi'ye kendin gitseydin ya oraya. Rossi karıştı oralar. Gol çıkmadı. Rossi'de sarı kartı var bu arada. Cebinde kartla oynuyor Maroni. Tesman çok iyi top. Berkalo kaleci. Yine etkili geliyoruz. Ali Turab Bülbül ortaya açmadan. Pozisyon sonlandı. Teisman, Mika faul yaptılar Chamberlain ve maç uzatmaya gidiyor, geçmiş olsun. Ya bitmeyecek mi maç? Evet, maç uzatmaya gitti maalesef. Teisman yerine Aydın.
Can Uzun da çok yorgun. Barkalo da çok yorgun. Abi forveti tazeleyelim. Matias Tel gelsin. Tamam. Zaten de hiç hakkımıza kalmadı. Böyle oynayacağız. Orta sahayı bir tazeledik. Forveti tazeledik. İnşallah. Forvet bizi yanıltmaz. Allah'ım gelmedi lan. Lan 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 lan. Ne yapıyorsunuz siz oğlum? Saplasanıza ya. Çok iyi paslar. Korneri attılar. Ah be. Ah be. İyi bir orta açabilirdin be çocuk. Tayyip Dal Hasan Uç'un müdahalesi. Yine Rossi. Rossi bu sefer etkili bir orta istiyorum. Rossi. Etkisiz kaldı yine ortası. Ali Turap, Maroni, Edozie, faul var. Ali Turap Bülbül. Hadi bir asist yapıştır be. Güzel bir orta. Ali Turap. Ortalık karıştı. Tel'in vuruşu kaleci başarılı. Beşiktaş'ın kalecisi devleşti. Özellikle uzatmada etkili bir performans çiziyor. Beşiktaş'ın kalecisi uzatmada da devre arası. İran konuda sen sağa gel, ikiniz de perişan oldunuz. Tel İran Kundan mı forvete gelse? Yo. Hiç hakkımız kalmadı zaten. Vallahi çok tehlikeli bir 15 dakika bizi bekliyor ya. Oha, iyi kurtardı. Aferin lan Zappa Costa. Beşiktaş şimdi çıkabilecek mi? Kazımcan kırmızı kart yapma. Yapma. Yapma Kazım, yapma ya. Rossi sen buraya. Solak sen buraya gel. Sen de buraya can, yapacak bir şey yok. Değişiklik hakkımız da yok. Sol bekimize gitti. Kazımcan kırmızı kartından sonra işler tehlikeye girdi. Eyüp Aydın çok iyi pas. Matis Del kalecine karşı karşıya kaçırdı. Allah senin belanı vermesin. Harbi söylüyorum, Allah senin belanı vermesin ya. Sen ne yapıyorsun oğlum ya? Ne oldu şimdi? Penaltı sıralamasını ben seçemiyorum ki. He, maç bitmedi daha. Dur pardon, dondurdu yanlışlıkla. Hadi penaltıya gidiyoruz artık. Yapacak bir şey yok. Penaltıcıları biz belirleyemiyoruz herhalde. Direkt otomatik çekiyor. Can Uzun. Can geliyor ve gol geliyor. Beşiktaş'ta Bıracı geldi, gol geldi. 1-1. Rossi gidiyor. Orta sahanın ayağı iyi oyuncularıyla kullanıyoruz şu ana kadar. Ve goller geldi üst üste. Şimdi onlarda da Jetson. O da kaçırmaz büyük ihtimalle. Jetson dışarı vurdu. Dışarı vurdu. Aa, bizde de tehlikeli bak, İran Kunda. Maç içinde çok kullandırdım. Hep kaçırıyordu. Hep kaçırıyordu. Biliyorum ya. Biliyorum başıma geleceği ya. Breivik. Emil Breivik golü atıyor. Matis Tel maçta çok kaçırdı. Burada ne yapacak? Allah'ın cezası. Ya Tel. Seni kiraladığım güne lanet olsun Tel. Seni kiraladığım güne lanet olsun Matis Tel. Ah, stopere de geçti. Geçmiş olsun. Biz yenildik ki zaten de. Semih Kılıçsoy forvet atar abi. Affetmez o çocuk. Hadi lan kaçır lan. Semih kaçır lan. Semih kaçır be. Semih kaçır be. Yazıklar olsun. Kazım ve Matis Tel yaktı beni. Kazım'ı zaten bu sezon büyük ihtimalle satacağım. Yönetimle aramız çok iyi. Her şeyi çok iyi de. O kupayı vermeyecektim ya. Bu kim? Savaşçı ortası. Oğlum bu çocuklar bambicacık olmaz ya. Serbest bırak, serbest bırak. Hepsini bırak, onlardan bir şey olmaz da. Şöyle az takıma bir bakalım. Detaylı istatistik diyelim. Takımda en çok oynayanlar kaleci Zappa Costa, Edozie, Vermaelen, Boy, Can Uzun, Mikafae, Rossi, Kazımcan. Bunlar hep 40 maçı deviren oyuncular. En golcümüz Can Uzun 22 gol. Maximilian Diaz 17 gol 36 maç oynamış ama.
Brady Barcalo 22 maçta 10 gol. Ait Ben Nasser 31 maçta çoğu sonradan girdi zaten. Yedekli Can Uzun'un 7 gol. Tel 7 gol. Edozi 6 gol. İran Kunde 6 gol. Şöyle Can Uzun 11 asiste takımın asistçisi. Rossi 2. Savaşa Boy 3. 9 asist. İran Kunda 8 asist. Edozi 6 asist. Mowe'de 6 asist. Bakalım şu Mowe'den beklentim var. 18 yaşına girdi ama önümüzdeki sezon o da muhtemelen ideal kanatlarından biri olacak. Solda Mowe, sağda İran Kunde, forvette alabilirsem Barkalo'yla oynamayı düşünüyorum. Barkalo'nun yedeği de Diaz olacak. O şekilde ayarlayacağız büyük ihtimalle ama hele bir bakalım. Orta sahada falan da değişim düşünüyorum. Çünkü eğer maddi imkanlarımız yeterse çok ciddi değişiklikler yapacağız. Bunu da sonraki bölüme bırakalım. Ligde şampiyonluğum garantiydi de ya şu kupa gerçekten moral bozdu. Matistel bizi mahvetti. Bir daha onu kiralamayacağım. Takımımda da görmek istemiyorum. Buralardan geçmeyecek. Valla Tel mahvetti ama genel manada bence çok iyi bir sezon geçirdik. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final Dortmund'a elendik. Zor eledi bizi. Ligde rahat bir şampiyonluk. Kupada final. Bakalım. Önümüzdeki sezon için transferler vesaire yapacağız. Takipte kalın.